Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yarnın pamuk makrome ipiyle hazırladığım örgü file çantamızın yapımını tarif edeceğim. Yapımı oldukça kolay ve keyifli. Yeni başlayanların yahut zincir ve sadece sık iğne bilenlerin bile çok rahatlıkla çok kısa bir sürede yapabilecekleri bir model. Vakit kaybetmeden çantamızın yapımına geçelim. Yarın pamuk makrome ipimi aldım. Tığım 3,5 numara. Sizler elinizin sıkılığına ve gevşekliğine göre tığ numaranızı değiştirebilirsiniz. Zincir çekerek başlayacağız. Bakın bu şekilde bir halka oluşturuyorum. İlk zincirimi sıkacağım. İlk düğüm sıkı bir düğüm oluyor. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Toplamda 12 tane zincir çekiyorum. 12 tane zincirimi çektikten sonra bakın sıkıladığım ilk noktaya değil, ikinci noktaya batıyorum. Sıkıladığım noktaya değil, ikinci noktaya battım. Bu noktadan ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği diğer ilmeğimden kaydırarak geçiriyorum. Şimdi şu kısa kalan ipi de içinde halkamıza, bakın böyle bir halka oluşturduk. Bu kısa ipi gizleyerek öreceğiz. Şimdi bu noktadan sonra bakın kaydırma yaptım. Halkamı oluşturdum. Şimdi 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincirimi çektim. Ve burada direkt zincirli halkamın içerisine batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Bakın 2 ilmeğim var. Doluyorum tığımın başına. Sık iğne ile bu 10 zincirlik noktayı buraya birleştiriyorum. Şöyle de sıkılayalım. Sık iğne ile tutturdum 10 zincirimi. Tekrar 10 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincirimi çektim. Bakın kısa ipi de gizleyerek örüyorum. Tekrar zincirimin içine batıyorum halkamın. İlmek çıkarıyorum. Doluyorum tığımın başına. Sık iğne ile bu 10 zincirimi bakın böyle yuvalar oluşuyor. Tekrar 10 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar batıyorum. Zincirli halkamın içerisine ilmek çıkardım. Sık iğne ile tutturuyorum. Bu şekilde yapraklar yapacağız. Bakın ben şimdi 3 tane bu şekilde oluşturdum. Halkaya 12 zincir çektim. Buradaki yapraklara da yuvalara da 10 tane zincir çekip sık iğne ile tutturuyorum. Bu kısa kalan ipi de kesiyorum. Çok fazla çekmeyeyim bozulmasın. Şöyle hafif hafif kaydırarak bir kez daha yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. 10 zincirden sonra direkt batıyorum. İlmek alıyorum. 2 ilmeğim var. Doluyorum tığımın başına. Sık iğne. Bu şekilde yapraklar yapacağız. Toplamda 16 tane yaprağımız olacak bu şekilde. Bakın. Ben şimdi 4 tane tamamladım. Bunu 16 tane aynı yuvaya bu şekilde 16 tane yaprak olacak şekilde tamamlıyoruz. Tamamladıktan sonra birleştirmeyi ve bir üst sıraya geçmeyi birlikte örmeye devam ediyoruz. Evet, ben şimdi son 10 zincirimi çektim. 16. yaprağımı da bu noktaya batıyorum. Zincirli halkamızın içerisine sık iğne ile tutturuyorum. Bakın toplamda şöyle de düzleyelim. 16 tane sayalım birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Bakın tığımın olduğu yerde 16. 16 tane yaprağı yaptıktan sonra 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5 zincirlik çekmemin sebebi burada yukarıya yükselmek için artık filelerimizi yapmaya başlayacağız. 5 zincirimi çektikten sonra gelen ilk yaprağın bakın hemen ortasına batıyorum. Yuvasına batıyorum yaprağın. Battım, ilmek çıkardım. Sık iğne ile tutturdum. Bu şekilde yükseldik. Şimdi filelerimizin
Artık yukarı doğru ördüğümüz filelerimizin sayısı 7 zincirden oluşacak. Şimdi 5 zinciri sadece buraya yükselmek için yaptık. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zinciri çektim. Bakın artırmamız sadece bu alt göbekte. Başka herhangi bir noktada artırmamız olmayacak. Tamamen spiral bir şekilde döne 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 örerek çantamızın duvarını yükselteceğiz. Artırmayı bu noktada yapıyoruz. Sadece bunu makrome iple de yapmayabilirsiniz. Penye iple, ribbon iple ya da elinizde farklı ipleriniz varsa bununla da çalışabilirsiniz. İlla makrome olması şart değil. İstediğiniz şekilde artırabilirsiniz. Bu zincir sayılarını değiştirebilirsiniz. Bu yaprak sayısını artırabilirsiniz. Daha geniş örmek isterseniz 16'dan fazla dahi yapabilirsiniz. Şimdi 7 zincirimizi çektik. Artık filelerimizi oluşturmaya başlıyoruz. 7 zincirden sonra gelen yaprağın ortasına batıyorum. Bakın orta boşluğuna battım. İlmek çıkardım. 2 ilmeğim var. Sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Bir sonraki yaprağa batıyorum. Bakın. Bir sonraki noktaya battım. Tekrar yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. 7 zincirden sonra gelen yaprağın orta noktasına tığımla batıyorum. İlmek çıkarıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bakın ilk sıra filelerimiz oluşmaya başlıyor. Ben şimdi hepsine 7 tane zincir çekerek yapraklarımın orta noktalarına batarak sıramın sonuna kadar geleceğim. Buradaki son yaprağa da batalım. Sonra buradaki geçişi birlikte örmeye devam edelim. 7 zincirimi çektim. Bakın 5 zincirlik nokta, yükseldiğimiz nokta ve kalan son yaprağımız. 7 zincirden sonra bu son yaprağa da batıyorum. Ortasına ilmek çıkarıp sık iğne yapıyorum ve filemi oluşturuyorum. Şimdi tekrar 7 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. 7 zincirden sonra bakın direkt ilk oluşturduğumuz fileye batıyoruz. Şu 5 zincirlik nokta aklımızı karıştırmasın. Burayı sadece yükselmek amaçlı kullandık. Direkt geldiğimiz ilk fileye batıyoruz. Bakın ördüğümüz ilk file. Şu aşağıdakiler yaprak. Bu noktaya batıyoruz. Şöyle tekrar göstereyim. Detaylı anlaşılsın. 5 zincirlik nokta. 7 zincirlik ilk ördüğümüz filenin ortasına batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Sık iğne ördüm. Bu şekilde geçişi sağlamış olduk. Zaten spiral bir şekilde öreceğimiz için başlangıç ve bitiş noktası önemlidir. Eğer başlangıç ve bitiş noktasını belirlersek bu noktada mesela şuraya tutturup belirleyebilirdik. Ama bunu yapmayacağız. Direkt öreceğiz. Çünkü o nokta belli olsun istemiyoruz. Başlangıç ve bitiş noktası, o gizleme ve birleştirme noktası illaki göze çarpar. Bunun olmasını istemediğimiz için direkt dönerek spiral bir şekilde örmeye devam edeceğiz. Sonrasında artık kulplarımızı yapacağız. Şimdi tekrar bu noktadan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Bakın gelen bir sonraki fileme bakın. İki yaprak arasında file duruyor. Bunun ortasına batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Sık iğne. Artık filelerimizi bu şekilde oluşturacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gelen bir sonraki fileye batıyorum. Sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Gelen bir sonraki fileye batıp sık iğne yaparak tutturuyorum. Şimdi artırmayı sadece başlarken göbekte yaptığımız için şimdi örmeye devam edeceğiz spiral bir şekilde. Yine ben şurada bir üst sıraya geçmeyi yine sizlerle de paylaşacağım. Akılda soru kalmasın yeni başlayanlar için. İlkin böyle marul marul, böyle dalgalı dalgalı olması çok normal bakın. Bu bizi tedirgin etmesin. Çünkü sadece artırma noktamız göbekte burada. Başka hiçbir yerde artırma yapmayacağız. Şimdi burası bu şekilde marul olması çok normal. Şimdi ben filemin bu noktada ikinci sırasını öreceğim. İlk sırayı bitirdik filemizin. İkinci sırayı öreyim. Şu 5 zincirlik nokta bu noktaya geldiğimizde burada nereye batacağız tekrar? Onu sizlerle paylaşayım.
Sonrasında daha net görmüş olacağız zaten. Şimdi sıramızın son noktasına yaklaştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Bakın buradaki fileye batıyorum. Sırada gelen fileye. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Bakın şuradan geçiş yapmıştık. 5 zincirlik nokta. Burada da file oluşturmuştuk. Bu noktaya da batıyoruz. Bakın şu kısma da bu noktaya da batıyorum. İlmek çıkarıp sık iğneyle 7 zincirlik filemi tamamlıyorum. Bakın böyle sıra tamamlanmış oluyor. Tabi hala marullaşma var. Şöyle açtığımda birazcık şöyle katladığımda taban net görünecek. Tabanımız bakın bu şekilde. Ben burada da görünmesi için koydum. Taban bu şekilde. Şimdi biz bunu spiral bir şekilde ördükçe şimdi dümdüz oldu. Marullaşma gidiyor. Yavaş yavaş düzelecek. Artırmadan direkt ördüğümüz için düzlendikten sonra artık çukurlaşmaya başlayacak. Duvar çıkmaya başlayacağız. Gördüğünüz gibi geçişte bir üst sıraya geçişte yine aynı. Hiçbir değişiklik yok. Gelen sıradaki fileye batacağız. Artık her yer file. Şimdi 7 zincire devam ediyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Gelen sıradaki ilk fileye batıyorum. Tekrar 7 zincir. 3, 4, 5, 6, 7. Gelen fileye batıyorum. İlmek çıkarıp sık iğne oluşturuyorum. Bu şekilde artık göstermeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Tamamen spiral bir şekilde öre öre bu şekli alacak. Önce düzleşecek. Sonra artık içe doğru kırılmaya başlayacak. Ve duvar çıkmaya başlayacağız. Bir noktadan sonra artık kendi çukurlaşacak ve düz bir şekilde duvarımızı çıkmaya devam edeceğiz. Sizler duvarınızın uzunluğunu ne kadar isterseniz, dediğim gibi tabandaki sayılara da mutabık kalmayabilirsiniz. İsterseniz artırabilirsiniz. Sadece makrome ipten değil, farklı iplerden de çalışabilirsiniz. Yün iplerden, penye ipten, ribbon ipten. Zincir sayılarını değiştirebilirsiniz keyfinize göre. Bu deliklerin daha büyük de yapabilirsiniz. Ama ben koyacağım ürün çıkmasın diye, hani ne olur ne olmaz daha küçük parçalı bir ürün olur diye 7 zincirle yaptım. Ama sizler 10, 15 vesaire de çekebilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış bir durum. Şimdi ben spiral bir şekilde öreyim. File çantamızın duvarını yeteri kadar yükselteyim. Mesela bu çantamda söyleyeyim ne kadar örmüşüz. Yapraktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 sıra örmüşüm. Yaklaşık 25 sıra örmüşüm bu file çantamı, turuncu olanı. Bakalım bunu ne kadar yapacağız? Dediğim gibi göz kararı tamamen. Sayılı da yapabilirsiniz, sayısız da yapabilirsiniz. Yeteri kadar, gözünüze yeteri kadar yükseldiğini düşünüyorsanız tamam deyip artık kulp kısmına geçebilirsiniz. Ben şimdi çantamı yükselteyim. Yükselttikten sonra birlikte kulpları örmeye devam edelim.